Tesbih böcüğüm benim. Oha! Hayırlı akşamlar Fıkır Bey. Ne hayırlı akşamı var? Ne hayırlı akşamı var? Gecenin saat biri olmuş. Bir. Nasıl? Ne işi var burada? Ne işi var? Enişte bir kahve içiyorduk. Bir kahve içelim dedi. Gecenin bu saatinde kahve mi olur ya? Gündüzleri çuvala mı girdi? Neyse ben de kaçıyorum sakin. Hayırlı akşamlar tekrardan Fıkır Bey. Sana da sana. Hadi yürü. Çişir. Ben de geçeyim bari. Işte. Kurban olayım. Nereden buldun bu kopta gel denilen herifi de içimize soktun? Herif öküzün teki ya. Ya enişte öküz möküz değil. Böyle dünyanın en kibar, en tatlı adamlarından bir tanesi. Beni çok mutlu ediyor. İnan bana bu dünyada beni en çok mutlu eden tek insan o. Ben içimde kelebekler uçuşuyor. Kalbimi pıt pır atıyor enişte. Yapma Elmas. Görmüyor musun Allah aşkına ya? Ya tamam işte bir takım rahat tavırları var ama bu onun doğallığından kaynaklanıyor. Üstelik çok zengin biliyor musun? 62 tane minibüsü var. Şuş! Ya sana zengin bir bacanak buldum. Öyle değil o. Öyle değil o. O işler senin bildiğin gibi değil o işler. Öyle değil. Zengin olabilir. Ama ben haset diyorum ondan. Benden uzak Allah'a yakın. Tamam mı? Ha? Bana gösterme de ne dersen ye. Ay en sevmediğim şey, eniştemle sevdiğim adam arasında kaldım. Ha şimdi eniştem muhtar peygamber demez. Orada da kapıda gel. Eniştem. Ay bilemedim. Aa, kapıda gel. Şeyi unutmuşsun da burada kalmış, onu almaya geldim. Ne unutmuşsun? Aklımı. Yalnız aklımla beraber telefon da burada kalmış, onu da alayım. Tamam, tamam. Enişten uyudu. Sen istersen bahçeye geç, bir kahve içelim. Ha? Tamam, olur. Tamam. Hadi. Vay. Ferit! Evet. Enişten kofta gel. Ay. Aa, teyzem sizden bahsetmişti. Merhaba, nasılsınız? Ya bu aşk olsun şimdi sizi bizi bırak yani. Şu resmi evrakları bir kenara bırak artık ya. Oğlum ahraba sayılırız. Gel buraya ben öpeyim ben. Koş. Senin ne oluyor ya? Maşallah ne olacak? Enişten kofta gelle danışıyor. Ne olacak bilir ya. Seninki erkek doğru dedi. Erkek mi oldu? Anam erkek oluverdi. Baba benimki erkek oluverdi. Baksana benimki erkek oluverdi. Bırak git. Allah. Nereden girdi lan bu fikri rüyama? Ya minibüs olmayan memleket olur mu canım şimdi? Ne oluyor burada ya? Enişte sen niye kalktın yine? Bu adam gene mi burada? Bunun yüzünden uykum kaçtı. Adam her kalktığımda burada be. Ya. Fıkrı Bey,
telefonum kaldı. Telefonumu almaya geldim. Orada Ferit'i gördüm. Sohbete dalmıştık yani. Tamam, ben de kalkıyordum zaten. Neyse, hadi iyi günler. Bak, bir de iyi günler diyor. Fıkrı Bey, birazdan gün... Fıkrı değil, Fikri. Tamam, Fıkrı işte. Fıkrı Bey diyorum ben de. Birazdan gün doğacak. O yüzden diyorum iyi günler diye şey yaptırım yani. Hayatım, ben seni geçireyim. İşten zaten geçirecek kadar geçir. Seni de geçirme hadi. Olsun. Evlucuğum, görüşürüz. Hadi. Allah Allah. Adamı kapıdan kovuyoruz, başından içeri giriyor be. Tövbe lan. Ferit, oğlum. Baktın mı hesaplara? Baktım baba. Ha. Batız. Olmaz öyle şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir bakışta hemen anlaşılmaz o. Hemen bakınca anlaşılır mı be? Yani baba, ince ince bakmaya gerek yok. Durum ortada. Biz bu fabrikayı modernize falan edemeyiz. Ederiz. Edemeyiz. Ederiz diyorsam ederiz. Edemeyiz. Mümkün değil. Sen benden daha mı iyi bileceksin ha? Bir bildiğim var benim he. Yok babacığım, estağfurullah. O zaman siz kendi bildiğiniz gibi yapın. Tabii. Ben kendi bildiğimi yaparım ama ne gerek var? Seni boşuna mı okuttuk? Ya baba, ha? Sen beni bir dinle. Biz bu fabrika batmadan gel şu fabrikayı satalım. O arazi biraz para falan eder. Sonra o parayla da bir inşaat işine falan girelim. Yok canım. Yok canım. Koskoca sabit pazar tekstili sabit inşaat haline dönüştüreceğiz ha. Öyle mi? Yok öyle şey. Olmaz öyle şey. Hayır. O şirket bizim mayamız. Kimselere yedirmem ben onu. Kimselere yedirmem. Ne yapacağız? Bu fabrikayı modernize edecek bizde para mı var? Var. Nerede? Dedenden kalma topraklar var köyde. Sahi mi ya? Sahi ya. Dedenle küsüz diye size bahsetmemiştim o topraklardan. Şimdi rahmetli olunca hemen şimdi satarım ben onu. Hiç olmazsa o para bir işe yarar. Yoksa onu da hazzedecekler. Evet, tamam. Hemen. Evet, evet. Ne toprağı ya? Günaydın kızcağızlarım, nasılsınız? Günaydın. Allah'ım maşallah. Aman da yarabbim, Allah korusun. Maşallah. Allah uzun ömür bereket versin sizlere. Bakın, bana bakın. Bugün benim iş yerimde işlem uzayabilir. İş yeri mi? He, darla. O moralinin oğlanın kesiklamış bugün. Meydanda düğün yapacaklar. Bay Erol'la beraber gidin. Yalnız gitme, tamam mı? Tamam. Tamam. İlk gün abla, bir gelsene. Bir soruyu yapamadım. Çok büyük sorun yaşayıp durun. Tamam, hemen gelip durun. Hadi yardım et kardeşim, hadi. Hadi bakalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz baba. Ne oldu gene kız, ne oldu? Baba bak, seninki sana mesaj gönderivermiş. Bak vallahi aklı başında birine benziyor bu ha. Otur da okuyuver şunu. Otur. Bak ben anlarım bu işlerden. Hadi hadi. Hadi abla. Haklısın. Anlıyorum, sen de benim gibi böyle şeylere yabancısın. Beni yanlış anlamanı istemem. Devam. Ben aslında bunu ilk defa deniyorum. Bunu bana yaptıran tek şey senin fotoğrafın. Etkilendiğimi itiraf etmek zorundayım. Adım Ferit. Amerika'da işletme okudum. Türkiye'ye yeni döndüm. Bir tekstil fabrikamız var. İşlerimiz çok yoğun ama ne kadar yoğun olursa olsun seninle buluşmak için istediğin gün... İstediğin saat işlerimi bırakıp yanına gelebilirim. Sadece bir kahve. Senin istediğin yerde. Lütfen. Ay, kaçırma kıza bu işte bunu. Bir umut ver adama hiç olmazsa. Hemen gestirip atma öyle hemen. Hem belki bir şekilde görüşme fırsatınız olur. Belki de bu senin kısmetin. Allah ayağına kadar gönderiverdi. Kısmetini mi depeceksin? Tamam da ben ne diyeceğim şimdi? Dur bakayım. Yaz. Belki bir gün. Ama bugün değil. Ben sana haber veririm. Oldu bu iş.
Belki bir gün ama bugün değil. Ben sana haber veririm. Oley be, süper süper süper. Sen yeter ki haber ver. Tamam, sen yeter ki haber ver yazmış. Ay, aşık oluverdi bu sene. Baksana, şeyin başında bekleyip duruyor kız abla. Aman beklesin, ne yapalım. Daha çok bekler. Kral efendim. Alo. Ha, alo, iyi günler. Dün akşamki hesapla ilgili gelmiştim de ben. Arkadaşım, bıraktık oraya zarfı, alın gidin. Kurtulamayacakmış sizden ya. Abicim, hesapta eksiklik var. 250 bırakmışsın. 750 TL bırakman gerekiyor. Kaptan inecek var. Ya arkadaşım bak, ben onu öyle görmüşsün demek ki. Sen şey yapma, onu al git. Ben akşama zaten şeye geleceğim. Restorana geleceksin, tamam mı canım? Ya abicim, olur mu öyle şey ya? Lan. Kaptan. Kaptan, ne yapıyorsun sen ya? Oğlum kapat lan, bak adam ölüyor burada. Adam sıkıştı, kapat. Lan Allah ya. Ya bir dakika, panik yapma ya. Şey, hava şeyi sıkıştı. Kaptan, nasıl panik yapma, sıkıştırıyorsun beni burada oğlum ya? Ya dur, nefes alabiliyor musun? Sence dur. Alabiliyor muyum? Oğlum cevap verme lan, dur. Bastır lan, aç. Aç, aç, aç. Tamam. Oğlum hayatını kurtarır, bir de bana sık yapıyorsun ya. Şey yapmayın onu. Ya Allah'ın sopası yok işte. Lan! Oğlum, açım, nefes alamıyorum. Şoför be! Bayılacağım ya. Hayırlı günler. Buyur ablacığım. Ben Kopta Gel Bey'e bakmıştım da. Konu neydi? Ben kız arkadaşıyım. Adım Elmas Eksi. Kendisine sürpriz yapacaktım da. Siz buyurun oturun şöyle masaya. Biz de size bir şeyler ikram edelim. Kopta Gel gelir birazdan serviste. Kopta Gel? Kopta Gel Bey diyecektim biz herhalde. Yani Kopta Gel Bey olsun. Ben bir Türk kahvesi alırım. Şöyle az şekerli olsun. Bir minnak şeker atarsanız yeterlidir. Teşekkür ederim. Oturabilir miyim? Teşekkür önce at arabasıyla çıktığım bu köye, şimdi bu arabayla geliyorsun. Nerede, nereye? Allah öylesi. Hadi hayırlısı bakayım. Hadi hayırlısı ne ya? Benim o çocukla buluşmam Ferhat'la Şirin'in kavuşmasından daha zor. Kız baksana, Erol uzakta ama gözde hep bizde. Hep bir göz hapsinde tutulup dururuz yani. Aba kız, sen biraz yumuşamakla iyi ettin. Belki sen İstanbul'a gelin gidersin de bize de yol açarsın. He, ay ne hayalcisin be Nazgül. Ay neden? Yoksa ben kala kala bu düz beyin Erol'a kalacağım.
Düzgün Bey'in en has adamı. Düz Bey'in eri. Ay sus kız, duyacak. Ay. Ay öyle deme kız. Ne edem? Ne olur ne olmaz yani. Evde kalmaktan iyidir. Neyse neyse. Biz konumuza geri dönelim bence. Ne edip eden? İlk gün abamla şu çocuğu buluşturmanın bir yolunu bulan. He, son gün haklı. Bence bunun tek yolu ilk gün abamı İstanbul'a götürmek bir şekilde. Ay yok artık, daha neler. Niye ya? Gülgün abam en doğrusunu dedi. Bir plan yapacağız. Bir geceliğine de olsa seni İstanbul'a göndereceğiz. E o nasıl olacak? Ay ay, onu bilmiyorum işte. Abicim günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çok iyiyim ya. O kız cevap yazdı bana. Vallahi mi ya? Benden haber bekle dedi. He, sen o yüzden laptopun başında bekliyorsun. Vallahi bilmiyorum. Garip bir şey oldu bana. Cevap verirse kesin buluşacağım onunla. Buldum. Abam hasta. İstanbul'da bir doktor varmış. Ona gitmesi lazım desek. O zaman babam da geliyor. Babamı İstanbul'da atlatmak kolay. İlk gün babam kaybolmuş gibi yapar. Sonra çocukla buluşur. Sonra babamı bulmuş gibi yaparız. Kız bence çok iyi fikir. He? Gülgün bunun nesi iyi fikir? Ben hastayım desem babamın yüreğine iner. Yapamam bunu babama. Ölen bu evde. Buyur amca. Siz kimsiniz kızım? Asıl sen kimsin ya? Ben kim miyim? He. Ben bu evin sahibiyim. Bu evin sahibi biziz ya, sen ne diyorsun? Nereden sahibi oluyorsunuz ya, nereden? Burası benim babamdan kalma bir yer ya, bana ait. Aa, çekil bakayım. Gelemezsin hop. Ne demek gelemem ya, burası benim evim, benim evim. Burası saldırıyor lan. Benim evim, benim evim burası. Sen de kurallaşıyorsun ya. Ya çekil lan. İyi miymiş? Ne yaptın sen? Seni soracağım ben. Oh. Bir adama getirip dururlar. Ulan yabancı da gelmiyor, ben mi? Nuri abi, bak bakayım sen bunu tanıyor musun? Dur bakayım. Çekilin lan. Lan çekilin bir bakayım. Ah bu. Hikri, sen misin ne? Nereden çıktın bunca sene sonra? Pek, yeminimi bozdum geldim işte. Merhaba. Senin oğlan yaşıyor mu lan? Yaşıyor. Ne oldu ki? Allah! Ne oldu lan bu kadının bacaklarına? Gülüyor mu ya? Ne yürümesi oğlum? Koştu, koştu. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Sana geldim. Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım benim? Ay Fikri geri geldi. Büyük oğlan yaşayıp durur, ben ne yapacağım? Ben kim anlatacağım? Derdimi sabırdaşım benim. Beni anlayan, dinleyen sensin benim sabırdaşım.
Ah ben ne. Otur be diğerine. Bak eskisinden daha güzel oluverdi. Hadi bakayım. Salla bakayım kolunu. Buyur su içi ver Fikri Bey. Oh. İyi mi? İyi. Şimdi ben şunu mu anlamalıyım? Benim babadan kalma evde. Bizde zamanında ırgatlık yapan düzgün mü kalıyor şimdi? Biz kalıyoruz. Ya sen benim babama niye ırgat diyorsun bakayım ha? Senin baban zamanında bizde ırgatlıktı ondan diyorum. Bağırma kıza babalık. Yürü git. Hadi. Fikri abi hemen dellenme ya. Fikri abi bir sakin ol. Bak 25 sene sonra kalkıp köye gelmişsin. Şimdi olanları ben sana kısaca özetleyivereyim. Sen babanla kavga edip köyden gidince sonra Basra'da ölünce başka kimse de yok. Bu düzgün senin darlılara da mallara da evlere de düzgün konu ver. Gondik yaptı yani gondik. Yaşa daha ne deyip durun sen öyle? Ne konması lan? Ben şahidin biliyorum ben. Bu Basra abi ölmeden önce son nefesinde düzgüne dedi ki bütün mallarım senin oluversin dedi. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer dedi. Bu düzgün de tarlalarla malları o yüzden alıverdi. Düzgün ağa geliyor. Düzgün ağa de bu. Cümleten selamun aleyküm. Ooo Fikri. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Bu ne lan? Bu çizme lan. Irgatlıktan sonra şimdi de ağa mı oldun? Bu köyün ağası benim ya. Düzgüne ne oluyor o? Hem toprağı olmayan adam nasıl ağa oluyor o? Bay Reşat, susar mısın lütfen? Bay Fikri, yıllar sonra çıkıp geliyorsun. Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Utanmadan bir de ayağına çağırıyorsun. Şimdi de bakalım sen benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Sadece sen de duy istedim. Köydeki malları satılığa çıkardım. Yok devenin nalı. Olur mu lan öyle şey? Olur. Olur. Bunca yıl bedavadan oturdun. Senden ne icar ne de kira istiyorum. Sadece mallarımı satıyorum. O kadar. Yalnız rahmetli babacığızın Basri abi ölmeden evvel malları bana vesiyet etti. Hem sen baban cenazesine bile gelmedin ya. Şimdi yıllar sonra çıkıp gelip malların peşinde koşturuyorsun. Ayıp değil mi ya? Ayıp vallahi ya. Beni babam kovdu. Ne ölüme ne dirime gel dedi. Ben de ondan gelmedim. İşte bak kendinle diyorsun işte. Babanla küsar mısın yahu? Aa. Olmaz arkadaş. Satamazsın o malları ya. Öyle değil mi? Tabii. Tabii abi. Ha işte buyur. Yani satarım. Kanunen miras olarak tapusu bende. Satarım. Ya da satmam. Eğer çok istiyorsan basar parayı alırsın. Lan. Al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Öyle de at. Eğer ilgilenen olursa beni bu numaradan arasınlar. Alo. Eğer köylüden almak istemeyen varsa işte o zaman bilemem. Ben de internete ilan veririm ondan satarım. Artık kim alır bilemem. Hadi bana eyvallah. Yok Fikri abi dur nereye gidiyorsun? Ateş almaya mı geldin? Seni bir yediriveren, içiriveren. Yok. Ben yiyeceğimi odun olarak sırtıma yerim zaten. Hadi eyvallah. Şşş. Kuştur bunu. Kuşturma. Tamam be. Kuşturma. Sen mi doğdun lan bunu? Öyle bahçeye giriverince girişi verdim ben de.
İyi etmişsin. Eline sağlık, ellen gümüşlensin. Dikkat edersen bir daha dön. Yarattım ya, buna bak. Getir bir lokma bir şey getireyim de yiyelim. Sinirden şekerim yükseldi gene. Ya patronunuz gelmeyecek mi? Hay sürpriz yapacağım diye arayamıyorum da. Patronumuz mu? Evet, Koptagel Bey. Ne patronu yenge? Koptagel de bizim gibi şoför işte. Sana da öyle mi söyledi yoksa yenge? Vallahi seni keklemiş yenge Koptagel. Şoför parçası olduğumu öğrenip de beni bırakıp gitme diye. Senin için, aşkım için. Hadi söyle. Beni bunları öğrenip de sevebilecek misin ha? Çeksin maddiye turu lan, sen de beni bırakıp çekip gidecek misin? Hadi söyle. Beni burada böyle bırakıp gidecek misin Elmas? Ya sus. Konuşma öyle. Ben nasıl sevmem seni ha? Aşk parayla satın alınır mı hiç? Budala. Elmas. Kopta gel. Elmas. Kopta gelir mi? Gelir mi? Bekliyorum hala. Makine başındayım. Ne haber? İyidir. Birer frappe içelim mi? Olur. O bu sefer ben ısmarlayacağım. Niye? Öyle. Önceden hep sen ısmarlıyordun. Hem çocuklar gelmeden biraz konuşmuş oluruz. Ne konuşacağız? Senden, benden, bizden. Babamın morali çok bozuluverdi ya. Nasıl bozulmayacak? Baksana adamınmış bizim sandığımız her şey. Adamda katı inadı var sanki. Dediğim dedik biri. Lafından vazgeçmez yani. Abagız, bak seninki sana mesaj gönderirmiş az evvel. Bak bekliyorum hala. Makine başındayım demiş. Bir de gülcük konduruvermiş ha. Ay, vallahi bak hala bekliyor adam. Öyle sağlam bir plan da yapamadık ki seni İstanbul'a gönderiverecek. Kızlar, babanın başına neler gelmiş. Belki evimiz... Tarlalarımız elimizden gidecek.
Siz hala internet aşkı peşindesiniz. Bir kendinize geri verin lan artık. Yani bu fikrinin gelişi hiç iyi olmadı. Tarla başkasını satarsa benim ağlık karizmam çizilecek. Onun mallığa benim mallığadan çok. Kız, ne yaptınız öyle? Badminton abi. İnternetten alıverdik. Ulan bütün parayı internette yiyip bitirdiniz. O ne de? Gözler düzeliyor o. Değil mi abi? Vallahi kıza bak. Ay! Dur be, heyecan yapma. Kayıyor o. Kayıyor o. Kaydı gene. Değil mi? Oy benim kara talim, kör talim. Of! Rendecik, kahveye gideceğim. Bunun ahını bahını çekemeyeceksin şimdi. Ah be kocaman, ah be kocaman. Islah. Sizinle bir mevzu konuşacağım. Oturun bakalım. Oturun. Oturun. Ben düşündüm, taşındım. Bu evi, arazileri o Bay Fikri'den almaya karar verdim. Sahi mi baba? Sahi. Besbelli bu Bay Fikri bize rahat vermeyecek gari. Orası kesin. Bu evin bende çok hatırası var. Siz de bu evde doğdunuz. Burada büyüdünüz. Analarınız bu evde rahmetli oldu. Ben de bu evi alan da içim rahat etsin diyorum. Nasıl alacağım peki baba? Parayla. Tamam, onu deme yok. Adam İstanbul'a gidiverdi ya. Peşinden geçeceğim. Ne zaman? Yarın. Yarın mı? İyi. Ama siz de bir günlük bensiz kalacaksınız. Neden gari? Merak etmeyin ama sizi Bay Erol'a emanet edeceğim. Tamam baba. Neyse. Ben bir kayfaya giden kaç işim var. Onları hale yola koyayım. Hadi bakalım, görüşürüz. İyi ettim değil mi? İyi ettim baba. İyi ettim. Çok şükür. Evimizden yurdumuzdan olacağız diye ödüm çıtlıyordu. Siz onu bunu bırakın da ben buldum. Neyi buldun ki? Toplanın bak hep toplanın. Gelin gelin. Babam yarın İstanbul'a gidecek ya. He. İşte yarın babamı da babamdan gizli İstanbul'a göndereceğiz. Nasıl olacak o? Babamın kasasına gidecek, Ferit'le buluşacak, uçakla dönecek. Kız Erol ne olacak? Ay Erol'ü de biz burada uyuturuz herhalde. He. He. Tamam kız. Ay aklıma yattı. hadi o zaman çocuğa mescidre. O zaman bir, iki, üç. Ley, ley, lümü, lümü, ley. Yelken kulübüyle konuştum. Üyelik işlemlerin tamamlanması da bizimle yarışabileceksin. İşte bu. Sevinmene sevindim. Anlamadım. Anlamadıysan neye sevindin? Ya mesaj geldi de o yüzden. Ha. Şu kız mesaj attı herhalde. Bu kadar sevindiğine göre. Evet. Yarın buluşuyoruz. Bana bakın. Söyle sen neredeysen oraya gelirim diyor bu ya. Ben şimdi nereye diyeceksin İstanbul'da? Hiçbir yeri bilmiyorum ki. Sen yaz. Ben senin yanına geleceğim de. He. Sen yer tarif et. Adresi gönder. Ben senin yanına geleceğim.
Olur mu canım öyle? Öyle kabalık olur. Seni ayağıma mı getireceğim? Sen neresi dersen ben oraya gelirim. Hayda, ne edeceğim ben böyle? Baba kız, azıcık sert yap. Yoksa bu muhabbet böyle uzağa gider. Doğru diyorsun bak. Bak, konuyu uzatma. Bir adres ver, oraya gelem. Gelem ne ya? Geleyim yani. Yoksa buluşmayı unut. Tamam, tamam. Kızma hemen. Benim Etiler'de hep gittiğim bir kafe var. Onun adresini vereceğim, oraya gel. Oldu bu iş. Allah! Asıl Ali ne satıyor? Babak satıyor. İyi, sat bakalım. Ne satıyor? Babak. İyi de tadına bak. Alo. Ha, alo. Bay Fikri, nasılsın? İyi misin? Hayırlı akşamlar. Ben diyorum ki yarın İstanbul'a geleyim de şu bahçe tarla meselesini bir halledelim. Ha, iyi. Sen mi alacaksın? Yani düşünüyorum. İyi, tamam. Yarın öğlene İstanbul'a gel. Tamam. Nerede buluşacağız, nerede edeceğiz pazarlığı? Ben biliyorum, pek bilmen İstanbul'u da. Kalem kağıt var mı yanında, kalem kağıt? Kağıt kaleme ne gerek var canım? Allah bu aklı niye vermiş? Sen söyle bana, ben aklımda tutarım. Eve gidince kağıda dökerim onu. Şimdi size dikkat edin. Maşallah, maşallah. Ne gelmiş bu Fikri? Hangi dağda? Kurt ölmüş. Dur, indirme. Dur. Yavaş. Ya neneciğim, dedik ya, bu adam malını mülkünü satacak, o yüzden köye gelmiş diye. Nene, sen niye bize inanmıyorsun be? Kapçık ağzı mıyız biz, he? Ya nenem ya, nenem ya. Biz eşek dururuz. Nene, hem bize güvenmiyorsun, hem kendini daşıtıyorsun. Hadi kendini daşıtıyorsun. Ya bizi niye dinlemiyorsun sen? Lan bir susun, lan bir susun. Bu köyün bir muhtarı var, bir ağası var. Belki bir de onlardan dinleyeceğim. Doğru ya nenem. İsmail'ler doğru diyorum. Fikri mallağını satıp gidiyormuş buralardan. Hiç mi gelmeyecek buralara artık? Diyorum ya, mallağını satmış, ne diye geliversin? Sen bu Fikri'yi görünce ne oluyor da böyle kaçıp durun? De bakayım bana. Şeytan görsün suratını. Babasına bu çiğliği yapan adamdan korkarım ben. Ondan kaçmıyor. Hem bilir mi? Bu Fikri yapacaklarını anlatıvermiş şeytana da, şeytan ne demiş? Yapma demiş. Günah demiş. Ya. Reşat Ağa, bak ne diyeceğim. Diyorum ki sen bu Fikri'nin mallağını alıversen, bak başkaları alırsa köyümüze yabancılar geliverecek. Şimdi onun mallığı almaya kalksan trilyon eder. Ben cebimden niye çıkartacaksın de trilyonu Fikri'nin cebine koyacaksın? Hem mal da bende çok. Onun mallarla ilgilemeyeceksin. Cumhur sen iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen de iyi akşamlar. Sen İsmail'le yarın benim yapılacak birkaç işim var. Onları sizinle konuşmayalım da bir halledin. Olur mu? Olur tabii. Tamam. Düzgün. Yarın sen yoğun musun? Ha, yoğun. İstanbul'a geçeceğim. Neye lan? Ya işte bu Bay Fikri'yle pazarlık etme. Onun diyorum, parayı basacaksın, malları alacaksın. Al lan! Al! Vurlarla bütün bağları kesiniversin lan! Olu. Vallahi çok sevinirdim. Yabancılar gelmeyecekler köyümüze gari. Neyse. Herkese iyi geceler olsun. İyi geceler Bay Fikri. İyi geceler, iyi geceler. Aman dikkatli ol. Bay İsmail'le gelin bakayım, oturun. Ha? Oturun şöyle. Gelmiş. Lazlı nerede? Gidiverdi o. Neyse, zaten bu saatte anlatsam da anlamaz. En iyisi siz onun yerini anlatırsınız. Şimdi beni iyi dinle.
Düzeldi mi? Düzelmedi. Bir daha bu bakayım. Şimdi düzeldi mi? Düzelmiyorum. Beni bir polis hazırlığı verin. Yarın sabah ezanıyla yola çıkacağım. Hayırdır abi, nereye? İstanbul'a. Niye? Yanmak tezgü... Tövbe. Fikrin malları almaya gidiyor. Tarlaları alıp tapuları arsaları üstüne geçirirse... ...kendini iyice ağ zannedecek. Benim karizmada çizilivercek. Abi, biz de gelir mi İstanbul'a? Nereye be? İstanbul'a işte. Ha evet, biz hiç İstanbul görmedik. He, belki beni bir göz doktoruna götürmezsin. Tövbe yarabbim, tövbe. Tamam lan. Hazırlarım bakayım. Kız. Nereye gidiyorsun? Bilmem, nereye gidiyor? Bak, İstanbul'a gidiyormuşsunuz ya. Niye bana söylemişsin? Sana neye soracaksın lan? Öyle. Bana soracağım. Yoksa ben sinirlenirim ha. Doğru değil. İsmail'e sormak lazım. İsmail, biz İstanbul'a giden mi? Git tane. Sen git. Ama Yaprak gidemez. O niye be? Öyle. Ben öyle istiyorum. Çile! Yaprak! Eyvah, ne oldu? Tamam abi, gelip durur. Ne yaptınız kız orada? Geçsenize içeri. Tamam abi, gelip durun. Gördün mü bak, İsmail beni seviyor. Evet. Nereden anladın? Bana izin verdi, seni vermedi. Evet. Ulan öyle Ramazan topu gibi. Lan evi temelinden sallandı. Aman kocaman, aman kocaman. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne bu surat lan? Ya hocam, ezan
ecik şey gibi oldu. Ne gibi oldu lan? Hoca selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Selamünaleyküm. Makamını şaşırdığın gibi. Sabah ezanı sabah makamın da olur. Ya orası öyle de. Ecik hızlı gibi oldu. Bir de ara sıra detone oluverdi gibi geldi bana. Bana geldi. Tövbe tövbe, işin gücün yok mu senin yani? Terziye dikiş mi öğreti veriyor? Hadi vakit kaçıyor. Aleyküm selam. Tövbe tövbe ya. Dikkat et baba. Babam geliyor. Ene gari. Kızcağızdan gece gece niye uyandınız, uykumuzu böldünüz ya? Ne gerek vardı? Seni geçiriveren dedik baba. Yanına al baba, yanına al. Lazım olur, ne olur ne olmaz. Doğru dedin. Doğru dedin. İlk gün babanız nerede? İlk gün babam çok yorgundu, kalkamadım. Neyse, ilk gün babanıza selam söylem. Öpeceksin mi? Hadi bakalım, öp. Hadi sen de. Ha? Öp bakalım. Önce Allah'a, sonra Bay Erol'a emanetsiniz. Tamam mı? Sakın bir şeyler yapmayın. Tamam baba. Bey, benim Reşat Saklıköy'den. Ha, bildim Reşat abi, bildim. Şimdi senin bu tarla tapan ziyan olmasın. Ben sana çok güzel sürpriz bir teklif sunmaya gelip durun, yoldayım. Öğlen gülçü vereceğim mi gari? Ay, yapma ya. Benim biriyle randevum vardı. Dur. Ha, tamam, iptal ederim. Tamam. Nereye gelelim? Şirkete gel. Şirkete. Kartın üstünde adres. Ya navigasyon var bende, navigasyon. O karı var ya o karı. Her yeri biliyorum be. Enişte, ya bir gün arkadaşlarla toplanıp senin minibüste parti yapacağım, olur mu? Ne demek, ne lafım olur, yaparsın sen. Hem de bana bak, dur. Yeni ses sistemi var, bir de spot var, hem de yıkılır minibüs yani. Teyzem anlattı. Ooo, teyzem bu ne yakışıklık böyle? Abi, 10 metre öteden kokular duyuluyor. Ha? Bugün çok önemli bir randevum var da. Yeni sevgilisiyle buluşacak da. Tespih bölücüğüm, saklan. Enişte. Bu ne koku be? Sabah sabah burnumun direği kırıldı. Ya evladım, yerine acık. Az sürün şunu. Bak dinle, Ferit, şimdi ne oldu? Bu bizim tarlalara köyden bir müşteri buldum. Ha. Adama da bizim fabrikanın civarında, yani oralarda bir yerlerde bir restoranda randevu verdim. Ama bu arada ben ikinci bir müşteri daha buldum. Şimdi bu ikinci müşteri birinci müşteriye göre daha yağlı kafa. Anladın mı? Ben onunla fabrikada buluşacağım. Ve bütün arazi, mal, mül ne varsa ona kakalayacağım. Sen de bu arada ayıp olmasın diye birinci müşteriyle buluşup onu sallayacaksın. Tamam. Ya baba, olur mu öyle ya? Olur. Neler olmasın? Ben onu biliyorum. O şimdi diyecek ki, al şu 3 kuruşu, taksite bağlayalım diyecek. Sana gitsin. Baba, bugün benim çok önemli bir işim var ama ya. Aa, ne işin var? Ne işin var senin? Bu işten başka daha önemli bir işin olamaz senin. Senin işin, bugünkü işin düzgünü sallamak olacak. Anladın mı? Ha, bak dur. Nerede o? Şurada neredeydi o? Bak. Buluşacağın restoranın adresi. Al bunu git. Zaten adamı görünce tanıyacaksın. Böyle kılığından, kıyafetinden köyden geldiği belli oluyor. Ama o adamı öyle bir salla ki zeytin gibi. Bir daha arayıp da kafayı karıştırmasın, tamam mı? Ben bu Reşat denilen adamda para bol. Anasıyla her şeyi ona satacağım. Tamam mı? Hadi, benim işim çok bugün. Hadi görüşürüz. Hadi, yolun açık olsun. Hayırlı işler işte. Görüşürüz baba. Hadi. Ya bu ne ya? Ben bugün kızla buluşacağım. Eğer gitmezsen bir daha hayatta görüşmez bu benimle. Hay Allah.
O işi bana bırak. Neyi sana bırakayım? Adam sallama işi oğlum, o işi bana bırakın diyorum ben. O nasıl olacak enişte? Adras kağıdı bu mu? Oğlum adam sallanmayacak. Lan ben günde 14 saat servis sallıyorum lan. Bir tane adam mı sallayamayacak? İş yetmez. O iş bende yani. Fıkrının der büyük olayım benim der. İşi hallederim ben de rahat olun. Sen ciddi misin ya? Ne yetişen sanki? Yürü. Çabuk lan, çabuk lan. Hayırdır Bay Reşat, nereye gidiyorsunuz? Acaba İstanbul'da doktoru götürüvereceksin de gözlerini göstereceksin. Allah Allah. Ulan masraf etmesen iyiymiş ama. Hadi gene de iyisin, Allah şifa versin hadi. Amin amin. Sene de sene de. Ne oldu, selametle. Yemin ediyorum tam yetersiz bakiyesin ha. Dur dur dur. Dur ha. Bana bak. Dayım ben İstanbul'un yabancısıyım da. Etilere gider mi bu? Oranın yahınından geçersen ben seni orada şey yaparım sen. Gel atla gel. Sağ ol başım. Gel lan. Bak oğlum git arkada telefonunu okşa hadi. Bak işe yarayın biraz. Genç adamsınız ya. Telefonu okşa okşa. Gel dayı gel. Kaldırmasaydın çocuğu gel, ya. Gel. Madem sen yabancıymışsın, hoş gelmişsin. Şöyle hoş, İstanbul'a hoş baka baka, deniz havası ala ala gidelim. Hadi sağ ol, bakalım. Sağ ol. Kaç para borcumuz? Aşk olsun. Ya sen bu seferlik benim nesin? Misafirsin sen, hadi. Olur mu canım? Ya olur, şey yapma. Ya yapma. Bir dakika dur. Ama bak, seni yapma. Ya olur arkadaş. Ya bir dakika. Ya elleme, kaç para şey ya? Elleme lütfen, beni kesme lütfen ya. Olur, tamam. 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 Kiminin şeyi, parası, kiminin neydi? Duası. Tamam. Cansın, can. Tamam. Arabaya bir şey olur mu burada? Hararet yap. Olmaz, olmaz. Şey evet. Yapar, olmaz. Ayarlarsın. Olmaz. Ah, oğlum, geç lan! Gideceğim. O neresi ya? Ha, Etiler işte. Yahu Etiler bilmeyen taksici olur mu ya? Pardon ablacığım, ben yanlış anladım. Buyurun. Hoş bulduk. Sen internetten tanıştığın kızla buluşmayacak mıydın bugün? Evet, buluşacağım. Burada birazdan. İnternetten kız mı ayarlanır ya? Yani baba bu neyin kafası ya? İnternetten kız bulmalar falan. Yani nete kadar düştün. Neye benziyor bu? Gelir birazdan. Görürsünüz neye benzediğini.
Neyse, siz konuşun. Ben bir lavaboya gidiyorum. Nerede kaldı senin şu kız? Bu kız mı yoksa? Yok artık. Resmen köylü kızı. Ambalaj yapmış kendine. Ne diyorsun sen be? Güzelim, seni az önce lavaboda gördüm. Köylü kıyafetlerin nerede? Garanti çantasındadır. Al işte. Sosyeteye girmiş köylü güzeli.